Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaz ayları yaklaştı, yaklaşıyor aslında ve bu dönemlerde e, terleme, gerçi terleyen kişiler kışın da aynı sıkıntı yaşayabiliyorlar evet, ve evet. hayatımızı zorlaştırabiliyor. Bunun için e, neler yapılıyor şu anda? Tabii sıcak terlemeyi artıran önemli sebeplerden bir tanesi. Yaz döneminde bu problemle çok sık karşılaşıyoruz bizde. Hı, hı Tabii bunun dışında bir takım hormonal Sebeplere bağlı olarak Değil ya da olabilir. kaygı gibi stres gibi takım faktörleri bağlı olarak da bazı kişilerde aşırı terleme ortaya çıkabiliyor. Evet. Tabii bu aşırı terleme kişinin sosyal hayatını da olumsuz olarak etkileyebiliyor. Özellikle koltuk altı terleme bölgesi çok yoğun olan kişilerde o bölgede ıslak bir görünme, kötü bir kokuya neden olabiliyor. Evet, evet. Tabii bunun çözümü için genelde kişiler o bölgeye çeşitli kozmetik ürünler kullanmayı tercih ediyorlar terlemeyi azaltmak bu bir çözüm amacıyla. Mi? Tabii bir çözüm sağlayabilir ama bazen bu e, Ürünlerin içerisinde yer alan bir takım kimyasallara bağlı olarak o bölgede kaşıntı gibi ya da o kaşıntıya bağlı olarak o bölgede renk değişikliği gibi bir takım problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Doğru. Burada botoks uygulaması o bölgede terlemeyi durdurarak hem hızlı hem de etkili bir çözüm sağlayabiliyor. Çok güzel. Peki terleme botoksu vücutta hangi bölgelere uygulanabiliyor ekstra? Tabii, e, koltuk altı bölgesi dışında başka alanlara da uygulanabiliyor ama biz genelde sıklıkla koltuk altı bölgesine uygulamayı tercih ediyoruz. Bazı kişilerin yine seviyesi bağlı olarak, kaygıya bağlı olarak avuç içlerinde aşırı terleme o problemi Aa, doğru, ortaya çıkabiliyor. E, tabii bu bölgeye uygulanan botoks uygulamasıyla o bölgedeki terleme azaltarak hızlı bir çözüm sağlanabiliyor. Enseden terleyenler var. Yine onlar için geçerli. En farklı bölgelerinde ama her alana tabii o uygulamayı gerçekleştiremiyoruz. Bazen takım başka tedavilerde yapmak gerekebiliyor. Ama özellikle koltuk altı bölgesinde, avuç içlerinde ...hızlı ve etkili bir çözüm sağlayabiliyor. Ne kadar sürüyor bunun peki etkinliği? Etkinliği ortalama 6 ay kadar devam ettiğini biliyoruz. Yani cildimize yapılan botoks kadar mı diyebilir miyiz? Biraz, Biraz daha, daha uzun, uzun sürdüğünü gözlemlediğimiz kişiler de olabiliyor. Özellikle yaz dönemine girerken yapılan işlemden sonra o dönemi rahatlıkla geçirebiliyorlar. Ve hı hı. 6 ay bazen daha fazla bu etkinin sürdüğünü görüyoruz. Bazen yılda bir kez bazen yılda iki kez uygulama yaptığımızda büyük bir konfor sağladığını ifade ediyor. E, terleme ama botoksun peki olumsuz bir etkisi var mı? Bir yan etkisi var mı? Tabii koltuk altı ya da diğer terleyen bölgeler bizim çok vücut yüzey alanımızın çok büyük bir kısmını oluşturmuyor. Çok az bir kısmını oluşturuyor ve vücudumuzdaki diğer ter bezleri aktif olarak terlemeye devam ediyor. Dolayısıyla oradaki terlemeyi azaltmak diğer bölgelerde daha fazla bir terlemeye neden olmuyor. Olmuyor. Ve, olmuyor. Ama mesela çıktığı yerden çıkmasını engellemek doğru bir şey mi mesela terin? Tabii bizim diğer alanlar aktif olarak çalıştığı için oradaki alan çok yüzde birlik bir kısmı çok oluşturdu. Çok küçük bir kısmı, oluşturduğu için bir sakıntı olmuyor. Peki terleme botoksunu yazın başında yaptırırsak sonbahara kadar rahat eder miyiz? Evet genelde uygulama yaptırmak için kişiler yaz dönemin başlangıcı çok yoğun olarak terlediği zamanlarda yaz döneminde yaptırmayı tercih ediyorlar. Evet. Ve genellikle yaz döneminde rahatlıkla işçiliklerini ifade ediyorlar ve rahatlıkla bir bu dönemi geçirebiliyoruz. E peki hocam pandemiyle birlikte diş sıkmadan yakından kişilerin sayısı da çoğaldı diye düşünüyorum. Evet, evet. E, diş sıkma için şu anda hangi tedaviler uygulanıyor? Bir kişi dişini sıktığını nasıl anlayabilir? Yani yani eğer eşi veya işte ne bileyim çocuğun tarafından annesi görülüp uyarılmıyorsa mesela nasıl Hı. anlayacağız dişini sıktığımızı? Ağrı problemleri genelde or mi? ortaya zaman bir ortaya çene ağrısı çıkıyor. Falan. Çene ağrısı ortaya çıkabiliyor. Tabi sizin de bahsettiğiniz gibi pandemi döneminde stresör faktörler çok arttı. E, bu faktörlere bağlı olarak diş sıkma problemini biz de çok sık karşılaşmaya başladık. Tabii bu problemi olan kişilerde genelde çene bölgesinde bir takım ağrılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de şuradaki başlıyor. kaslar büyüyor galiba değil mi hocam? Evet sizde? o masseter botoksu uyguluyoruz aslında bunun için. O çene köşesinde yer alan ve dişlerimizi sıkmamızı sağlayan kas masseter kası. E, bir kası tabii ne kadar çok yoğun kullanırsanız evet. o kas o kadar büyük olur ve güçlenir. Dolayısıyla o kasın içerisinde yapılan botoks, masseter botoks uygulaması ile o kasın gücünü, tonusunu azalttığımızda o problemlerin büyük oranda azaldığını görüyoruz. Tabi o kas çok güçlü kasıldığında bazen çene ikileminde de bir takım problemlere neden olabiliyor. Botoks bunları da tedavi ediyor. Evet, evet. eğer o çene probleminde, çene ekleminde bir takım problemler ortaya çıkmışsa o problemlerin ilerlemesini engelleyebiliyor. O kasın tonusunu ve gerginliğini azaltarak. Ama eğer çene eklemine çok ciddi problemler, aşılmalar ortaya çıkmışsa oraya farklı bir bazı fizik tedavi uygulamaları yapmak gerekebilir. E, peki e, maseter botoksu yapıldığı zaman herkes mutlaka soruyordur. E, or, oradaki kas yumuşadığı için yüzde de bir incelme oluyor mu? Evet, tabii kas güçlendikçe büyüdükçe orada biraz daha geniş, şiş. daha kare, daha şiş bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Bu estetik açıdan e, kişilerin görünümünü biraz e, olumsuz daha etkileyebiliyor, erkek yapabiliyor. Şey, Dolayısıyla şey, o kasın içerisinde yapılan botoks uygulaması ile o kasın gücünü, tonusunu azalttığımızda daha esnek daha oval bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Hı hı. E, yüzün hangi bölgelerindeki kırışıklarda özellikle botoks faydalı oluyor hocam? Tabi burada kırışıklık tedavisini yaparken kişinin doğallığını bozmama, kişinin doğal görünümünü bozmadan işlem yapmak bizim için oldukça önemli. Hı hı. E, bunun için de natural botoks uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Uygulamayı da sıklıkla göz kenarı Alanlarında özellikle çok yüzlü olanlardan mimiklerini çok yoğun olarak kullanan kişilerde göz kenarında kaz ayakları alanında belirgin kırışıklar ve çizgilenmeler ortaya çıkabiliyor ya da yine mimiklerini yoğun olarak kullanan kişilerde kaş arasında kişiyi olduğundan biraz daha kızgın görünmesine neden olan bir oluk görüntü ortaya çıkabiliyor ya da alım bölgesinde belirgin çizgilenmeler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla uygulamayı sıklıkta o alanlara yapmayı tercih ediyoruz. Çok oluk olduktan sonra mesela bazıları güldüğü zaman bile kaşın arasında bir çizgisi vardır ya mesela o evet. noktadan sonra botoks işe yarıyor mu? Tabii. Ne kadar açıyor mesela orayı? Tabii o kişinin yaşı da önemli, burada oluklanmanın derecesi de önemli. Oluklu 50 yaşında bir bey. Ee, oraya evet çok o şekilde bize gelen beyefendiler de oluyor. Uygulama yaptığımızda o çizgilerin belirginin büyük oranda azaldığını görüyoruz ama tek sefer yapmak yeterli olmayabilir. olmayabilir. Ama şu da değil mesela kişiye işlemi yaptık 10 gün sonra çünkü o işlemin etkisi hemen yaptık ortaya çıkmıyor. çıkmıyor bir yavaş yavaş ikinci yani. üçüncü günden sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bir hafta 10 gün sonra kontrole çağırıp değerlendiriyoruz. Orada kaş çatmasını da istiyoruz. Kaşını çatamıyor ve hala orada çizgi varsa orada biraz daha o bölgeye botoks uygulamak o, o, o olduğun bilgini biraz daha azaltmıyor. Bazen öyle bir yanılsama olabiliyor. Hocam çok azaldı ama yine orada çizgin var biraz daha yapar mısınız gibi bir taleplerle karşılaşabiliyoruz. O işlem tekrarlandıkça yani 4-6 ayda bir yapıldıkça daha daha. biraz daha açılabilir ya da bazen o bölgeleri hyaluronik asit içeren dolgularla desteklemek ya da lazer gibi takım işlemler yapmak oğlum belirginliğini ya da çizginin belirginliğini azaltmak için büyük bir bize destek sağlayabiliyor. peki bu noktada yine erken yaşlarda yapıldığında daha iyi mi sonuç alıyor mesela natural botoksta? Evet erken dönemde yapıldığında çizgiler belirginleşmeden, çok belirgin hale gelmeden yapılan işlemlerden sonra elde edilen sonuçlar daha yüz güldürücü oluyor. Bununla ilgili son dönemlerde yapılan bilimsel çalışmalar da bunu söylüyor aslında. <laughs> e, bu nedenle hani tabii hiç kırışıklığı yok, hiçbir problem yaşamayan kişi hemen yapmak doğru olmayabilir. Ama e, çok mimiklerini kullanan, bilgisayar başında çalışan belli meslek grubundaki kişilerde yapıldığında gerçekten güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla erken dönemde yapıldığında gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Ne kadar erken mesela? Ne kadar erken? Şimdi tabii 20'li yaşlarda kaşlarını biraz daha şekillendirmek amacıyla da gelebiliyor yani kişiler bize. Onu soracaktım bize. mesela. Botoks evet. yaparak kaşlar kaldırılabiliyor, kaldırılabiliyor mu? mu? Yani 20'li yaşlardan itibaren yapılabiliyor aslında. Erken dönemde yapıldığında o kaşların belli düşüklüğünün azaldığını, daha kaşların daha hafif yükseğe, yukarıya çıktığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla kaş şekillendirmek amacıyla erken dönemde de yapılabiliyor işlem. E, botoks peki e, alerjiye neden olur mu? Tabii biz dermatologlara e, alerjisi çeşitli nedenlere bağlı alerjisi olan kişiler de başvuruyorlar. İşte Tabii. çeşitli e, ürtikeri olan, alerjik egzaması olan kişiler de bize başvuruyorlar. Alerjisi olmayan kişilere güvenle yapabildiğimiz gibi aynı şekilde çeşitli nedenlere bağlı olarak alerjisi olan kişilere de e, botoks uygulamasını güvenle uygulayabiliyoruz ve bu uygulamayı yaparken de kırışıklık tedavisinde FDA tarafından e, onaylanmış botulinum toksin ürünlerini tercih ediyoruz ve şu ana kadar çok uygulama yaptığımız halde herhangi bir alerjik reaksiyona karşılaşmadığımızı Karşılaşmadığımız. söyleyebilirim. Zaten e, botin toksin tıpta sadece estetik amaçta kullanılmıyor. Estetik amaçta kullanımından çok daha önce çeşitli tıp branşları tarafından örneğin nörologlar migren tedavisinde, fizik tedavi doktorları çeşitli kas sertliğine bağlı olarak ortaya çıkan kas pastisinin, kas sertliğinin, serebral pastisi çocukların tedavisinde estetik amaçlı kullanımdan çok daha yüksek dozlarda kullandıklarını ve güvenle uyguladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla e, biz de bu işlemi güvenle uygulayabiliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.